Alo Poyraz. Efendim babaanne. Buldunuz mu bebeğin annesini? Yok, bulamadık henüz ama arıyoruz. Ah, bebek nasıl? Bütün gece uyumadı. Bizi de uyutmadı tabii. Bakamadınız tabii. Nasıl bakacaksınız? Hanginiz bebek büyüttü ki? Siz onu bana getirin. Ben göz bebeğim gibi bakarım ona. Olmaz babaanne, olur mu öyle şey ya? Biz annesini bulamazsak sosyal hizmetlere götüreceğiz. Öyle konuştuk. Yavrum, şimdi onun ihtiyacı sıcacık bir yuva. Ben sana da öyle baktım. Senin de hiç kimseciğin yoktu. Bak şimdi büyüdün, koskocaman bir adam oldun. Peki babaanne. Annesini bulmadan sana getirelim biz. Ben sana haber veririm, tamam mı? Hoşça kal. Çok yorulmuşum. Ben de. Ama seninle dinleniyorum. Haziran, annen nasıl? Hiç soramadım. İyi. Yani iyi gibi görünüyor ama bilmiyorum. Yarın İzmir'e hastaneye gideceklermiş. O da yardım etmek istiyor aslında ama ben o çok yorulsun istemiyorum. Yorulmasın canım zaten. Tabii ihtiyacı olursa biz yardımcı olalım. Sağ ol. O biraz kendini suçluyor. Yani evlenmemize engel olduğunu düşünüyor. Hiç öyle düşünmesine gerek yok. Çevremize o kadar çok olay oluyor ki. Biz hiçbir şey planlayamıyoruz zaten. Ben de öyle söyledim. Yani galiba birazcık beklemek daha iyi olacak. Ne kadar beklemek mesela? Ne zaman durulacağız ki? Çok tuhaf ya. Yani sanki etrafımızda dönüp duran bir çember var. Bizim dışarı çıkmamızı istemiyor. Sürekli bizi rahatsız ediyor. Poyraz, biliyorum, haklısın. Biz son zamanlarda çok fazla vakit geçiremedik. Ama işte annemin hastalığı, bebek, sonra tam da uygundan kurtulduk derken adayı tekrar tehdit etmesi falan. Haziran, bak yine bizden bahsetmiyorsun. Farkında mısın? Kendimizden bahsedemiyoruz yani. Bak evlenmeye karar verdik, onu bile konuşamıyoruz. Poyraz, ne yapalım? Bütün bu olanları görmezden mi gelelim? Ya hayır canım, ben bunu söylemek istemiyorum. Ben seni çok özledim Haziran. Ben de seni çok özledim. Ben de seni çok seviyorum. Hayatımızın geri kalanının öyle olacağını bilsem de sen yanımda olacaksan ben her şeye razıyım. Peki sen? Ben bütün bunları göze aldım zaten. Ama arada bir durmak istiyorum. Sadece seni yaşamak istiyorum. Peki en azından şöyle yapsak. En azından bu geceliğine o çemberin dışında kalsak. Hı? Hiçbir şey yaşanmamış gibi olsun. Sadece biz. Olur mu? Çok güzel olur. Uyudu galiba. Yani ses gelmiyor sonuçta. Benim mis kokulum. Mis kokulum benim güzel kızım. Gel. Gel annem. O benim kızım. O benim güzel kızım. Mis kokulum. Biraz bu kim?